Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve Salat ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar, evvelki hafta başladığımız yolculukla alakalı konular, yolculuğun adabı ile alakalı konularla ilgili hadisleri okumaya devam edeceğiz bu hafta inşallah. Bu bölümü bitirmiş olacağız. Bu konuyu bitirmiş olacağız. Birkaç bölüm var. Her bölümde de bir ya da iki hadis-i şerif var. Konu başlıklarının altında. İlk konu başlığımız korku anında ne yapılacak? Yani bir yere gittiniz, bir yolculuk yapıyorsunuz. Yolculukta bir korku anı oluştu. Yani düşmanla alakalı veya yırtıcı hayvanlarla alakalı bir korku oluştu. Orada ne dua edilecek? Onunla alakalı hadisi öğreneceğiz. An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâne izâ khâfe kavmen kâle. Peygamber Efendimiz aleyhissalâtu vesselam bir toplumdan korktuğu zaman şöyle dua ederdi. Bir düşman topluluğu karşıladı sizi veyahut da düşman topluluğu sizin üzerinize geliyor haberini aldınız. Bir korku oluştu. O zaman şöyle dua ederdi Peygamberimiz. Allahumme inna nec'aluke fi nuhurihim. Ya Rabbi senden onların önünü kesmeni istiyoruz Ya Rabbi. O düşman ordusunun önünü kes. Bize ulaşamasınlar. Ya da ulaşsalar da güçleri, kuvvetleri kırılmış olsun. Ve ne'ûzu bike min şururihim Onların şerlerinden de sana sığınıyoruz ya Rabbi. Onların bize vereceği sıkıntıdan, zarardan da sana sığınıyoruz Allah'ım diye dua edermiş Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Peki yolculuğa devam ediyoruz. Bir yerde konaklayacağız. Konakladığımız yer gece olur, gündüz olur. Efendim konaklanacak yer olur veyahut da Çöl olur, orman olur, dağ başı olur, bir mağaranın kenarı olur. Orada ne yapacağımızı, nasıl dua edeceğimizle alakalı da bilgi edinmemiz lazım. Onu da Havle binti Hakim'den rivayeten Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. An havlete binti Hakimin radıyallahu anha kalet. Havle binti Hakim adındaki sahabi hanım diyor ki, Semi'atu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakulu. Ben Peygamber Efendimiz'den işittiğim şöyle diyordu. Men nezele menzilen. Fın makale. Kim bir bir yere gelir yerleşirse, bir yerde konaklarsa. Bir yerde konaklarsa. Mesela pikniğe gidiyorsunuz. Bazen kamp oluyor. iki gün, üç gün, beş gün kalacağınız. Ailenizle ya da arkadaşlarınızla kalacağınız bir yer olabiliyor veya başka bir yer. Yani gittiniz bir otele girdiniz geceyi orada geçireceksiniz. Şimdi eskisi gibi çok dışarıda kalma da yok. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim bir yerde kalmak için orada konaklarsa ve şöyle derse. Eûzu bi kelimâtillâhi tammâti min şerri halak derse. Eûzu bi kelimâtillâhi tammâti min şerri ma halak ders. Nedir bunun manası? Yarattıklarının şerrinden. Yarattıklarının şerrinden Allah'ın mükemmel kelimelerine. Mükemmel kelimelerine sığınırım demek. Yani Allah'ın isimleri var, Allah'ın sıfatları var, Allah'ın ayetleri var ya onlara sığınıyorum. Allah'ın yarattıklarından. Bak hayvan da olabilir bu, insan da olabilir. İnsanın zararlısı hayvan hayvanın zararlısı. Bunların hepsinden Allah'ın kelimelerine, Allah'ın ayetlerine, isimlerine yani i̇şte onun sahibi olan Allah'a sığınıyorum derse. Kim bu duayı yaparsa? Eûzu bi atillahi tâmmâti min şerri mâ halak. Duasını yaparsa. Lem yadurrahu şey'un hatta yertahile min menzilihi zâlik. Oradan ayrılana kadar hiçbir şey ona zarar veremez oradan ayrılana kadar insan hayvan hiçbir şey ona zarar veremez. Bununla alakalı bir hadisi şerif daha var. Ali bin Ömer radıyallahu anhuma Abdullah İbni Ömer radıyallahu <laughs> anhuma diyor ki: Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ safara fa akbala Peygamber Efendimiz yolculuk yaparken gece olduğunda gece çöktüğünde kale şöyle derdi. Dikkat edin şimdi. Ya ardu Rabbi ve rabbuki Allah. Rabbi ve rabbuki Allah. Ey yeryüzü. Senin de Rabbim, benim de Rabbim olan Allah'tır. Sen de Allah'ın bir kulusun ey yeryüzü. Ey toprak. Ben de Allah'ın bir kuluyum. Eûzu billahi min şerriki ve şerri mâ ki. Senden ve sende bulunan bütün canlıların şerrinden Allah'a sığınıyorum. Ve şerri mâ hulika fîki Sende yaratılan, topraktan yaratılan ya da toprağın içinde olanların şerrinden de Allah'a sığınıyorum. Ve şerri mâ yedibbu aleyki Senin üzerinde dolaşanların şerrinden de Hepsinden Allah'a sığınıyorum. Ve a'udhu billahi min şerri esedin ve esvedin. Her türlü aslandan, her türlü büyük, yırtıcı ve sokucu hayvanlardan, yılan gibi, işterha gibi hayvanlardan. Ve minel hayyeti vel akrabi, yılandan akrepten. Ve min sakinil beledi, buralarda yaşayanlardan cin olur, hayvan olur. Burada yaşayanlardan ve min validin ve ma velede doğurandan ve doğandan hepsinden Allah'a sığınıyorum diye dua ederdi. Hiçbir şey geride kalmadı. Ey yer yüzü sen de ben de Allah'ın kuluyuz. Sen de görevini yap, ben de görevimi yapıyorum diyor ilk önce Peygamber Efendimiz. Arkasından senin içinde bulunan, üstünde dolaşan, buralarda yaşayan, hayvan olur, cinler olur dediğimiz gibi. Hatta akrepten, hatta yılandan, hatta aslandan, doğurandan ve doğandan her şeyden Allah'a sığınıyorum diye dua ederdi. Öyle söylerdi Peygamber Efendimiz ve dua ederdi. Bundan sonra artık rahat bir şekilde, emin bir şekilde Allah'a ısmarlamışsın artık kendini. Emin bir şekilde istirahatına bakarsın. Çünkü Yattın uyudun, bunun hırsızı var, bunun uğursuzu var, bunun şuyu var, buyu var. Bunun hayvanı var, bunun efendim sürüngeni var. Neler var neler. Uyudun, bitti artık senin dünya ile bağlantın çok az kalıyor yani. En minimuma iniyor. Seni soyarlar da, sokar da oradan bir hayvan seni veya Allah muhafaza bizlerden uzak olsun bir cin gelir, bir kötülük durumu olabilir, ortaya çıkabilir. Onun için bütün her şeyin ser, şerrinden Allah'a sığın, kendini Allah'a ısmarla. Peygamber Efendimiz öyle yapıyormuş. Şimdi yolculuğa çıktık. Yolculuktan bir an evvel geri dönmek lazım işin bitince. Artık oralarda durmamak lazım. Bir an evvel geri dönmek lazım. Bu da Peygamber Efendimizin tavsiyelerinden birisidir. Bununla alakalı da bir hadis-i şerif var. An Ebi Hureyre radiyallahu anhu. Ebu Hureyre radiyallahu antan rivayet ediliyor ki, "En-Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akale. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu. Es-seferu kıt'atun min el-azab. Yolculuk bir çeşit azaptır. Azaptan bir parçadır. Sıkıntıdan bir parçadır. Yani azap işte cehennem azabı veya bu dünyada gördüğün seni inleten azap var ya ondan bir parçadır diyor. Subhanallah. Yani yolculuğu Peygamber Efendimiz böyle tarif ediyor. Böyle midir acaba? Yani Peygamber Efendimiz söylediği için bu soruyu sormak da zayit ama anlamamız için söylüyorum ben bunu. Böyle midir? Evet böyledir hakikaten. Yani en lüks ortamda yolculuk yapsan, en lüks yerde konaklasan bile ailenden uzak evinden uzak, memleketinden uzak olmak insanı rahat ettirmiyor. Evim evim diyor yani insan. Evime dönsem, evime dönsem diyor ya. Hakikaten yolculuk zorluktur. Yani demin söylediğim gibi en lüks ortamda yolculuk yapsam bile yine insanın normal hayatına bazı kısıtlamalar geliyor. Normal hayatında yani uykusuzluk oluyor efendim e, istediğin zaman yemeğin önünde olmuyor, istediğin şeyi bulamıyorsun. Ondan dolayı Peygamber Efendimiz diyor ki yolculuk diyor azaptan bir parçadır. Açıklama yapıyor. Yemna'u ahadukum yemna'u ahadekum ta'amehu ve şerabehu ve nevmehu. Çünkü sizden birisi yolculuğa çıktığı zaman yemesi de kısıtlanıyor içmesi de kısıtlanıyor, uykusu da kısıtlı hale geliyor. Yani senin evde bir e, artık yaşam tarzın var. Yeme saatin belli, yeme şeklin belli, uyuma vaktin saatin belli. Ama bunların hepsi alt üst oluyor yolculukta. فَاِذَا قَضَى اَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلْ اِلٰى اَهْلِهِ Sizden birisi yolculukta işini bitirdi. Niçin yolculuk yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ankara'ya neden gidiyorsun? İşte oradaki bir işini halledip geleceksin. Birisiyle görüşüp geleceksin. Bir evrak görüp geleceksin ya. O işini bitirdikten sonra hemen geri dönsün diyor. O yolculukta bulunmasın. O sıkıntıya katlanmasın yani. O sıkıntıya katlanmaya lüzum yok. Bir başka bölüm de Peki dön, artık dönüşe geçtik. Bakın yolculuktan dönüşe geçtik artık. Eve dönüş vaktinin de ayarlanmasını istiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gecenin geç vaktinde eve dönülmemeli. Gündüz dönülmeli eve. Herkes ayaktayken dönülmeli. Böyle bir tavsiyesi var Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rivayeti okuyalım. İki tane rivayet var. Anca birin radıyallahu anhu. Hazreti Cabir radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kale Resulullah Efendimiz buyurdu ki اِذَا اَطَالَ اَحَدُكُمُ Sizden birisi uzun zaman evden ayrı kalmış ise ailesine gece vakti ansızın dönmesin ailesinin yanına gece vakti ansızın dönmesin. Ve fi rivayetin bir başka rivayette de şöyle bir metin var. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha en yatruka ar <laughs> ehlehu leylen. Peygamber Efendimiz bir kişinin ailesine gece vakti ansızın dönmesini yasaklamıştır diyor Peygamber Efendimiz. Biraz önceki tavsiye Artık bu yasaklama neha diyor. Yasaklamıştır. Diğer rivayeti de okuyalım. Üzerinde konuşuruz. An Enes'in radıyallahu anhu kale. Hazreti Enes radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor ki o şöyle dedi. Kâne Rasûlullahi sallallahu aleyhi ve selleme la yatruku ehlehu leylen. Peygamber Efendimiz bir kere ailesinin yanında gece dönmezmiş. Yolculuk öyle ayarlar gece vakti ailesinin yanına dönmezmiş. Ve ke ne yetihim rudveten ev Ya sabah kuşluk vakti dediğimiz sabah vakti artık insanların uyanmış olduğu vakitte dönermiş ya da akşam güneş batarken o vakitlerde dönermiş. Ama gece vakti herkesin istiraha çek istirahata çekildiği vakitte dönmezmiş. Şimdi bu Anlaşıldı ki Peygamber Efendimiz gece vakti ansızın kapıyı çalmamızı ya da anahtarımız yanımızdaysa açıp girmemizi istemiyor. Şu durumda yani insan dönüş saatini ayarlayabiliyorsa böyle ama ayarlayamıyorsa dönüş saatini yapacak bir şey yok. Yani senin yolculuk biletin aldığın bilet ancak senin memleketine o saatlerde ulaştırıyorsa e gece vakti sabaha kadar da sokakta duracak halin yok yani. Girersin. Bu böyle ama kendin ayarlayabiliyorsun. Kendi aracından gidiyorsun. Kendin ayarlayabiliyorsan gece vakti gitmemeli. Neden? Birçok sebep söylenebilir ama onlardan birisi de şu. Yani hele hele şunu da söyleyelim. Habersiz gitmemeli. Habersiz gittiğin zaman herkes kendi istirahatinde ev halidir. Ortalık karışık. Sen de gitmişsin. İlk hadisi şerifi hatırlayın. Bir de uzun zaman da eğer evden ayrı kalmış isen seni şöyle kapıda güler yüzle karşılayacak. Oo hoş geldin diyecek. Önüne bir tas çorba koyacak. Ya da bir kahve eline verecek. Kimse bulamazsın ayakta. Gidersin uyandırırsın. Millet uykulu uykulu, uyku sersemi. Çok hoş manzaralar olmayabilir yani. Veya ev işte karışıktır. Sen halbuki uzun zamandır evden ayrılmışsın, yeniden eve dönüyorsun. Şöyle bir düzenli bir eve girmek istersin belki. Ev senin evin olabilir tamam ama yani ilk girişinde böyle insanın gönlüne ve gözüne de hitap edecek şekilde olmasını ister değil mi? Yani düşünün ki sizin işte eve dönüşünüzü haber almış ev halkı ona göre yemeğinin hazırlamış, sevdiğin yemeği hazırlamış ona göre bir hazırlık yapmış olsa daha güzel olmaz mı? Daha iyi olmaz mı? Yani eve ilk girdiğinde sevgiyle, muhabbetle başlasan daha iyi olmaz mı? Bu sebeple diyor ki gece vakti herkes uykudayken hel habersiz. Hani sürpriz yapıyoruz ya. Hele habersiz. Öyle gitmeyin diyor yani yani urku sersemi kalkar sana bir hoş geldin der mi diyemez demez mi o anda ne olur ne yapar hoş şeyler olmayabilir yani onun için Peygamber Efendimizin bu tavsiyesine de uyacağız peki dönerken söyleyeceğimiz bir dua bir söz var mı memleketimize giriyoruz artık söyleyeceğimiz bir söz var mı var an enesin radıyallahu anhu kale hazreti enes radıyallahu anh diyor ki akbena mu'a nabi sallallahu aleyhi ve sellem hatta iza kunna bi zahril medine peygamber efendimiz bir yolculuktan dönüyoruz böyle şehri medine'yi karşıdan gördük şehir göründü karşıdan kale peygamber efendimiz başladı şunu söylemeye ayibune taibune abidune lirabbina hamidun dedi ki yolculuktan dönüyoruz tövbe ediyoruz, kulluk yapıyoruz ve Rabbimize hamd ediyoruz demeye başladı. Felem yezel yakulu zalike hatta kadimnel medine. Medine'ye varıncaya kadar da bu sözü tekrar etti durdu. Bu sözü tekrar etti durdu. Diyor ki sağa salim dönüyoruz diyor. Yaptığımız günahlardan dolayı tövbe ediyoruz. Allah'u Azimuşşan'a ibadet ediyoruz ve ona sonsuz hamd ediyoruz diye bunu söylüyor. Yani dönüşte elhamdülillah sağ salim ulaştık memleketimize. Elhamdülillah çoluk çocuğumuz da sağ salim bulduk. Şükürler olsun Rabbime diye dua etmek, böyle bir hamd etmek Peygamber Efendimizin bize tavsiyesidir. Peki Yoldan döndük geldik hemen eve mi girilmeli? Peygamber Efendimizin yaptığı bir şey varmış. An Kâb Malik'in radıyallahu anhu. Kâb İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor ki Enne Resûlallâhi sallallahu aleyhi ve selleme kâne izâ kadime min seferin. Peygamber Efendimiz bir yolculuktan döndüğünde bede'e bil mescidi. İlk mescide uğrardı. فَرَكَعَ ف۪يهِ رَكَعَتَيْنِ Orada iki rekat namaz kılardı. Peygamber Efendimiz'in yaptığı bu, uyguladığı bu. Keşke biz de uygulayabilsek böyle bir şey. Peygamber Efendimiz evine gitmiyor da mescide uğruyor. İki rekat orada namaz. ne namazı kılıyor? Şükür namazı kılıyor. Elhamdülillah, şükür olsun Rabbime. Sağ salim döndük, bizi sağ salim döndürdü Allah'ımız diye... Şükür namazı kılıyor iki rekat. E, camiye uğramazsan evinde kıl canım. Bir şükür namazı, iki rekat bir şükür namazı kıl. Peygamber Efendimizin yaptığı şeyi yap. Onun sünnetine uy yani. Peki son bölüm bu. Yolculukla alakalı... İmam Nevevi rahmetullahi aleyh o kadar güzel bir sıralamayla dizmiş ki bizi ilk önce yolculuğa niyetle başlattı. Yolculuk ve yolculukta yapılacakları anlattıktan sonra işte konaklama, dönüş, dönüşten sonra şu bölümü de söyledi. Eğer bunu söylemeseydi eksiklik olurdu hakikaten. Kadının yolculuk yapması meselesi. Kadının tek başına. Yani yanında bir mahremi olmadan yolculuk yapması meselesini rivayetlerini almış. İlk rivayet Ali Ebu Hurayra radıyallahu anhu kale. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle söylüyor. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz buyurdu ki: "La yahillu limra'atin tu'minu billahi vel yevmil ahiri Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümin kadın bu kadına helal olmaz. Ney? Tüsafiru mesirete yevmin ve leyletin bir gün ve bir gecelik yola gitmesi helal olmaz. İlla ancak şöyle gitmelidir. Ma'ri mahramin aleyha. Mahrem olan birisiyle giderse tamam o kadına mahrem olan birisiyle giderse tamam ama yoksa eğer mahremi yanında bir gün bir gecelik yola bir kadın çıkmamalı helal değildir bu diyor. Mahrem neydi biliyorsunuz mahremi? Bir insanın kocası bir kadın için söylerse kocası mahremdir. Onun dışında bir de evlenemeyecek kadar yakın olan kişiler de mahremdir. Babası mahrem, babasından evlenemez. Babası mahrem, erkek kardeşi mahrem, yeğeni mahrem, amcası, dayısı mahremidir onun. Bunlardan birisiyle birlikte yolculuğa çıkması lazım bir kadının. Eğer bir gün bir gecelik yolculuğa çıkmışsa yani şehirler arası yolculuk yapıyorsa. Yok de buradan efendim karşı tarafa Fatih'e gidiyorsa takdir ederseniz ki bir mahreme ihtiyaç yok. Ama bir uzun yolculuk yapıyorsa mahreme ihtiyaç var. İkinci rivayeti de okuyalım. An İbni Abbas'in radıyallahu anhuma Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor ki ennehu semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekulu Hazreti Abdullah Peygamber Efendimiz'den işitmiş. Şöyle buyurmuş Peygamberimiz. La yakhluvenne raculun bimra'etin illa ve ma'aha mahramin. Kesinlikle herhangi bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir erkek bir kadınla birbirlerine nikahı düşen bir erkekle bir kadın baş başa kalmasın bir toplumda ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kişi varsa bir mahsuru yok. Bu baş başa kalmak değil zaten. Baş başa kalmak ne demek? Yani bir erkekle bir kadın şu kapı kapalı burada oturuyorlar. İsterse birbirleriyle konuşmasınlar, isterse birisi bir köşesinde otursun odanın, birisi bir köşesinde otursun. Böyle burada baş başa kalmasın diyor Peygamber Efendimiz. وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ اِلَّا مَعَذ۪ي mahramin. Herhangi bir kadın da mahremi yanında olmaksızın yolculuğa çıkmasın diyor. Peygamber Efendimiz bunu söylüyor. İki şey söyledi. Birisi bir erkek bir kadınla baş başa kalmasın. Mahremse başka yani bir abi ile bir kız kardeş baş başa kalabilir mi? Evet tabii kalabilir. Bunlar birbirlerine mahremdir. Bizim söylediğimiz yani Peygamber Efendimiz'in söylediği nikah düşen bir erkekle bir kadın baş başa kalmasın. İkincisi de bir kadın yanında mahremi bulunmaksızın yolculuğa çıkmasın diyor. Yolculuk meselesini söyledik. Bu kadınla erkeğin baş başa kalması meselesi ise ateştir yani. Ateş. Efendim benim kalbim temiz, senin kalbin temiz olabilir. Din hükümlerini şahıslarla ilgili ayrı ayrı indirmez. Sana göre tamam sen baş başa kalabilirsin, sen iyi adamsın ama sen değilsin şeklinde indirmesi genel olarak verir. Ve afetler de buradan meydana geliyor maalesef. Sıkıntılar da buradan meydana geliyor. Baş başa kalmalardan meydana geliyor. Neler yaşandı, neler duyuldu o da bizim duyduklarımız, duymadıklarımız daha neler var. Burada gayet samimi bir şekilde kimsenin aklında bir şey yokken kimsenin aklında bir şey olmaz ama şeytan getirir zaten o kişilerin aklına. Oraya ayrı çalışır, bu tarafa ayrı çalışır ve insanın aklına sokar onu. Yani bir kötülük, bir fenalık. 10 tane baş başa kalmada olmazsa 11. de olur. Bir kişi de bile olsa, bir toplumda bir defada olsa bu felakettir, musibettir, berbatlıktır. Onun için Peygamber Efendimiz yapmayın diyor. Bu tehlikedir diyor. Bu tehlikeye düşmeyin diyor. Yani. Bu önemli. E, kim tutacak Peygamber Efendimizin bu tavsiyesini, sözünü bilmiyorum işte. Hele toplumumuzda özellikle. O karma karışık her taraf. Fakale lehu raculun. Bunu söyleyince Peygamber Efendimiz, yani özellikle ikinci madde bir kadın mahremi olmadan yolculuk yapmasın sözüne, Oradaki bir adam ya Resulallah dedi. İnnem ra'ati kharacet hacc hacceten. Benim hanımım hacca gitmek için yola çıktı ya da çıkacak. Ve inni uktutibtu fi gazveti keda ve keda. Ben de şu savaşa katılacağım ismimi yazdırdım. Ben savaşa gideceğim. Hanımla hacca gidemeyeceğim. Hanım da hacca gidecek. Kendi başına. Ne yapayım ne oldu şimdi? Pey sen dedin ki e, mahremsiz gitmesin dedin hanımlar. Ne yapayım deyince kale Efendimiz buyurdu ki intalik hujja ma imraetik derhal hanımınla birlikte hac etmek için yola çık dedi. Cihadı bırak. Cihada gideceğim, savaşa gideceğim. Hayır. Senin için burası şimdi daha önemli oldu. Burada bir görevim, vazifem var. Cihadı bırak, cihada savaşa gitmeyeceksin. Hanımınla birlikte hacca gideceksin. Yeter ki onu tek başına mahremsiz bir şekilde gönderme. Ama hac, hac ibadeti bu. Hac ibadeti bile olsa yolculuğa kadın mahremsiz çıkmasın. Ey müminler, ey Müslümanlar duyuyor musunuz? Uyguluyor musunuz? Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kesin emridir. Uyguluyor musunuz? Hanefi mezhebinde hac, ömre hiçbir şekilde ayrım yapılmaksızın ibadet farz ibadet kadına farz olmuş olan bir ibadet olsa bile mahrem yoksa gidemiyor. O farziyet muaf oluyor düşüyor yani. İlla bir mahrem bulunması gerekiyor. Şafii ve Maliki mezhebinde biraz daha esnetilmiş. Rivayetlerden alınan sonuçlarla tabii. Yani mezhep imamlarının tamamen kendi kafalarından çıkarttığı görüş değil bu. Rivayetlerden elde ettikleri sonuçta iştihad etmişler. Demişler ki farz bir ibadetse bu. Ve mahreminin gelme imkanı, ihtimali yok ise topluluğun içinde kadın farz ibadetini yerine getirmek için gider. Ama başka şey için gidemez diyor yani. Şafii de, Maliki de öyle söylüyor. Yani gezmeye gidiyorum efendim arkadaşlarla dolaşacağız işte. Karadeniz gezisine gidiyoruz falan. Gitmemeli. Mahremi olmadan yola çıkmamalı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.